Yani, çok ama güzel çok sevindim, vallahi çok sevindim ya, çok mutlu oldular ya. <laughs> değil mi yani? Sevindim, çok, ihtiyaçları vardı. Ben de bir de misafirler sevindi diyorsun zannettim bir, Misafirler yok ya, onlar hiçbir şey sevinmiyor. <laughs> İhsan'dan dinleyeyim bakayım <laughs> ne olmuş. Ne? Çok o, güzel oyun değil miydi? O uçmaları çok efsane teci. değil mi? Ben çok tırsarım öyle işlerde. Prodüksiyona bir alkış, çünkü inanılmaz güzel bir giriş. görsel <laughs> bir şey. Evet, doğru. Biz bunu, biz bunu şeyde görüyoruz kış olimpiyatlarında Eee şeyde böyle bir şey yok normalde. Bu bir yaratılan bir şey yani. Helal değil olsun yani. kim düşünmüşse, hangi mühendis, hangi oyun kurucu düşünmüşse bunu. Düz var da öyle bir şey açı vermiş ki yukarı çıkıyorsun. Aynen, yukarı Bence. çıkıyor, atıyor falan mükemmel. Eee İstemediniz mi oynamak bu oyunu? Mesela benim hiç canım çekmez bu oyunlar. Çok zor falan derim ama oradan atlamak istedim ben. Ben hiç istemem ben ödün kopar Burcuyla konuştuk. Burcu da aynı şekilde yapımcımız. <laughs> ha, ben hiç, hiç abi, düz atlamak varken amuza parmak ucunda böyle giyer, yer <laughs> ya, değil mi? Şöyle 120 lira kurularım çıkarım. Peki tamam insan böldüğüme özür dilerim. Estağfurullah. Şey 10, 11. oyun galiba bu. <laughs> Hilmi Cemlerin özellikle bu tarafa Murat'ın damlanın geçtikten sonraki 11. oyunda ilk galibiyet 10'a 4 gibi çok fazla. Yani 10'a 4 aslında Bravo. ne demek biliyor musun abi? Hı. Futbolda 5-0 gibi bir şey. Doğru. Çünkü e, seçme haklarını falan karşı taraftan garanti sayıyı vesaireyi düşününce 10'a 6'lar 10'a 7'lere bile biz fark var derken 10'a 4 inanılmaz bir sonuç şimdi şöyle şeyler okuyorum. Tabii havuz olunca bunlar falan. Havuzla alakası yok. Mesela havuzda kim avantajlı? Hakan avantajlı değil mi? Hakan'la Mustafa Kemal'in parkurdaki geldikleri yerlere bakın bir yerden sonra aynı. Dolayısıyla havuz evet. Atış yine. Yani yüzde yirmi etkili bir şey. Sonuçta atış ve yine parkur çok önemli. Parkur uzun bir parkur. Öyle kısa bir parkur değil. ama ne olursa olsun gönüller takımının suyla daha alakadar olduğunu kabul ediyoruz. Özellikle Funda'da gittikten sonra. Cumali'de bu tarz oyunlarda oynamadığı zaman. Çünkü Cumali'nin boyunu çok aşan bir havuz. E, onun için riskli. Oynatmadılar muhtemelen. E, Hakan suda çok iyi. Anıl çok iyi. Hilmi Cem çok iyi. Murat iyi. E, Damla çok iyi. Yani İzmir grubu gibi bir şey bunlar zaten. E, karşı tarafta da mesela çok süperstar oyunculardan düşününce ile Adem'in suyla çok haşır neşir olmadığını biliyoruz. İyiler ama o kadar iyi değiller. Böyle olunca da İster istemez biraz parkurda su olunca şey takımı, gönüller takımı coşuyor. fazlaca coştu. Bir de rahatlık olmuş olamaz mı? Nasıl olsa kazanıyoruz. Psikolojisi Olabilir. Psikolojisi olmuş olamaz mı? Olabilir. Yani hani şimdi biraz bırakmışlar. Mesela şimdi yağına dair çok önemli bir kare var. O kareyi bir daha üstüne giderken dondurmak istiyorum. Hatta Burcu'ya tamam. söyleyeceğim şimdiden. Tam orada bir laf söyleniyor. O lafı konuşan birileri var. Neye söylüyorlar? Onun üzerine biraz tartışmak istiyorum. Tamam, Tabii, az sonra vereceğim. Az sonra yapacağız ama e, oyuna gelince sıfır çeken beş kişi var. Evet aslında. Enteresan ha. Değil e, mi? Yani, yani Sema, Sema yani. mesela bir kere oynamış kazanamamış. Elif bir kere oynamış kazanamamış. Mustafa Kemal, Berna ve Adem ikişer kere oynayıp kazanamamışlar. Tur abi de Merve de oyun vermişler. Hı hı. Kazanmışlar ama ikide bir ikide bir. Ümit Karan'la Sahra bir de bir yapmışlar. Yani tamamen dökülen bir ünlüler takım var aslında oyunda. E, Nur katılıyorum. Çok artık rahatlık var. Bir de şu da var. Yani psikolojik de bir oyun. Çünkü e, daha ilk oyundan sonra çıkınca konu şey oluyor. Adada da oyundan sonra da gönüller takımı oluyor. Yani Adem de, Turabi de, Ümit Karan da, Merve de, Sema da gönüller takımını konuşuyorlar. Ne yapmaları lazım? Size ne ya? Siz bakın işinize. Ne güzel. Yani onlar bile oyun bitiyor. Gönüller takımını seviyoruz falan. Herkesin derdi oldu gönüller takımını kazanamaması. Evet. Evet. Bir psikolojiyle sen çıkarsan böyle fark yersin. Bakalım bu akşam ne olacak? Eğer bu gönüller takımını böyle acıyarak, bilmem ne yaparak değerlendiriyordunuz. Siz yine böyle yenilirseniz üst üste bu sefer sizin yenilgileriniz başlarsa ben bilmiyorum ne olacak. Hayır